başımızın belası Amerikan enflasyon verileri geldi. Dün attığım şu tweette söylemiştim. Azıcık yüksek bekliyorum bu sefer enflasyonu. Malum yılbaşı alışverişi hep o dönemde biraz enflasyon olması gerekenden yüksek yerlere doğru tırmanabiliyor Amerika'da da. Ama toplamda enflasyon doğru yolda devam ediyor. Çekirdek enflasyon düşüşe devam ediyor. Önce bir rakamlara şöyle hızlıca bakalım. Sonra yorumlayalım. Çekirdek enflasyon yıldan yıla %3.9'a ulaştı. 3.8 hedefliyorduk ama düşüş trendi devam ediyor %4'ten halik Aylık böyle sekmeler olabilir. Aydan aya çekirdek enflasyon 0.3 bekliyorduk 0.3 geldi. Demek ki burada küsuratta biraz bir artış var ki bu yukarıya 3.9 olarak gidiyor. Manşet enflasyonda 0.2 bekliyorduk. 0.3 geldi. Biraz sonra sebeplerini söyleyeceğim. Bir önceki ay 0.1'de ama biraz olağanüstü düşüktü. Ben açıkçası 0.2'yi belki zorlarız diyordum. Beklediğim gibi olmadı. Bundan dolayı manşet enflasyon yıllıkta %3.2'den %3.4'e çıktı. Şimdi size hemen korkutmaya gelecekler enflasyon korkunç falan diye. O yüzden biraz detaylara bakmakta fayda var. Birincisi bu ay baz etkisi enflasyonun neredeyse hiç yoktu. Çünkü geçen sene Aralık ayındaki enflasyon çok düşüktü. Buna karşı burada görüyorsunuz manşet enflasyonda Ocak'ta ve Şubat'ta geçen ayki enflasyonlar oldukça yüksek. %0.5 ve %0. 0.4. Biz şimdi 3.3 ile manşete girdiğimize göre buradan 0.5 düşeceğiz. 2.8'e gelecek. Gelecek ay 0.1 bir enflasyon bekliyorum. Bu durumda 2.9'u veya 3.0'ı göreceğiz. Bir sonraki ay bir daha 0.4 baz düşüşü var. 0.2 gelirse biz Şubat ayında ikili rakamları göreceğiz. 2.8, 2.7 arası bir rakama geleceğiz. FED de bunu görüyor. Aralık ayında zaten ben dün attığım Twitter'da söylemiştim. Biraz yüksek enflasyon olabilir diye. Çekirdeğe baktığımızda orada da durum farklı değil. Ocak'ta, Şubat'ta, Mart'ta, Nisan'da geçen sene çok yüksek çekirdekler var. Bunlar hep baz etkisinden dolayı çekirdeği de hızlıca geriye doğru çekecekler. Benim tahminim biz Mart'a geldiğimizde veya en geç Nisan'da ikilileri konuşuyor olacağız bu sert baz etkileri sayesinde. Çünkü unutmayın bu ay yüksekçe geldi çekirdek 0.3 ama hep 0.3 şunun hepsinden daha küçük yani her ay manşette de yıldan yıla enflasyon geriye gidecek gibi gözüküyor. Peki hangi kalemler dolayı enflasyon yüksek geldi. Bir de ona bakabiliriz. Gıdada bir sorun yok. Geçen ayla aynı 0.2 0.2. Bunu yıllıklandırdığınızda 2.4 enflasyona denk gelir. Enerjide düşüş azalmış. Bir önceki ay 5.8 eksi enflasyon vardı. Bu ay eksi 0.1'e gelmiş. Burada görüyorsunuz. Orada da ciddi bir dert yok. Enerji kategorisinin toplamında bu düşüş yavaşladığı için eksi 2.3'ten artı 0.4'e gitmişiz. Enerjinin çarpanı biraz büyük. 6.74 gibi bir çarpanı var. Yani enflasyon. 100 ise bunun 6.74'ü enerjiden geliyor. Ondan dolayı biraz olumsuz olmuş haber. Ürün tarafına baktığımızda ürünlerin içerisinden enerji ve gıdayı çıkarttığımızda enflasyon 0. Hatta pek çok kalemde enflasyon eksi. Burada detay detay kalemler üzerinden gittim. Giyicek ucuzlamış. Arabalar ucuzlamış. Buralarda hiçbir sorun yok. Yani Amerika'da ürün tarafında enflasyon 0. Pek çok üründe de deflasyonist bir yapı var. Biraz daha aşağı gittiğimizde hizmetler tarafına geliyoruz. Hizmetlerde biliyorsunuz en büyük kalem barınma %34.795 etkisi var enflasyon üzerinde. Orada düşüş devam etmiş. 0.5'ten 0.4'e bu sevindirici. Dışarıda konaklama yani tatil yapma o da ucuzlamış. 0.5'ten 0.4'e inmiş. Burada düşmeyen tek konu hani gidip ev sahiplerine soruyorlar ya siz bu evi kiralasaydınız sizce fiyatı artar mıydı düşer miydi niye bilmiyorum. Bunun %26 etkisi var enflasyona toplamda. Onlar ucuzlamaz demişler. Geçen aile sabit tutmuşlar. Burada hafif bir düşüş bekliyorduk. İyi olurdu çünkü etkisi çok çok fazla. Ama ölüm yok yani. En azından artış yok orada da. Bizim gol yediğimiz yerler tıbbi servisler. Medical care services dediği bölüm. Geçen ayda yüksekti. Bu ay daha da yüksek geldi. Daha evvel de bahsettim. Bunda Fed'in yapabileceği pek bir şey yok. Bu biraz Amerikan devletinin ve sağlık kuruluşlarının politikalarıyla ilgili bir şey. Yani insanlar faizler daha yüksek diye sağlık hizmetine ayarlanmayacak değiller. Burada Amerika'da da dünyanın her yerinde de sağlık hizmetlerinde personel kıtlığı var, olanak kıtlığı var. Bundan dolayı fiyatlar yükseliyor. Aynı şekilde bunun alt kategorileri olan mesela hastaneler tarafında aylık 0 %0.1'den 0.5'e çıkmış. Bu tabii enflasyon ciddi etkiliyor. Sağlık hizmetlerine baktığımızda çarpanı %6.37 hiç de az değil. Ulaşım hizmetlerine bakıyoruz. Ulaşım hizmetlerinde enflasyon düşmüş 1.1'den 0.1'e. Bu son derece sevindirici. Sadece onun içerisinde bazı kalemler enflasyon yüksek tutuyor. Mesela sigorta, araç sigortaları Amerika'da çok artıyor. %1.5'a geldi. Neden böyle artıyor? Valla açıkçası otomobil firmaların aç gözlüğünden dolayı. Çünkü bütün otomobil firmaları arabaların normal servislerde tamir edilemez hale getiriyorlar. Sebeplerden bir tanesi bu. Ulaşım tarafına baktığımızda ulaşım tarafına enflasyon gerilemiş. Sadece hava yolu taşımacılığında enflasyon yüksek. Orada da yine dünyanın her yerinde olduğu gibi pilot kıtlığı var. Diğer ulaşım kategorileri düşmüş. Eğlence hizmetlerine bir tırmanma görüyoruz. %0.1'den %1.1'e. Bunun içerisinde tabii kar tatilinin çok etkisi var. Kar başladı Amerika'da. Oralara gidiliyor. Bir arkadaşımla geçenlerde konuştuk. Çok pahalı bu sene kayak tatilleri diyor. Çünkü az kar var. Az kar olduğu için <laughs> ulaşamıyor insanlar. Karlı bölgeleri olan yerlerde fiyatları artırıyorlar. Yine açıkçası pek Fed'in politikada ilgili olan bir konu değil. Pet services yani evcil hayvanlarda enflasyon sıfır gibi gözüküyor. Eğitim tarafında enflasyon acık bir yukarı gitmiş. 0. 2. Bizdeki çok korkunç bu arada eğitim enflasyonu. Bizim çocuklar için de rakamlar gelmeye başladı gelecek yıl için. Fiyatlar korkunç. Other person service e düşmüş. Yani toplamda rapora baktığımızda Fed'in esas etkileyebildiği yer olan ürün enflasyonu sıfır bitmiş durumda. Gıda enflasyonunda bir sorun yok. Enerji hafif yukarı ama o da bu ay tekrar geriye doğru gidecek. Çünkü biliyorsunuz Suudiler petrol fiyatlarını düşürüyorlar şu anda talep olmadığı için. Hizmetler tarafına baktığımızda da kiralarda düşüş devam ediyor. Ama ev sahiplerine sorarsanız düşmüyor ve o da tek başına gelip burada epey bir yükseltiyor. Bunu FED görecektir. Yani ben FED politikaları açısından burada ciddi bir dert görmüyorum. Tıbbi hizmetler tarafında oturup devletin bu tıbbi hizmetleri sağlayan kuruluşlarla oturup bir pazarlık yapmasında herhalde fayda var. Çünkü istediğiniz kadar faizleri yükseltin, insanlar o hastanelere gidecekler. Bundan dolayı bakalım piyasa ne yapıyor? Yani piyasanın zaten ben biraz yüksekçe bir enflasyonu fiyatlayarak buraya geldiğini düşünüyordum. Özellikle Amerikan 10 yıllıkları biliyorsunuz yılın başından beri yükselerek geldiler. %4'ün üzerine gittiler. Bakalım bugün nasıl davranıyorlar. Şuradan bir hızlıca bakıyoruz. Bugün de 0.82 yukarı doğru gidiyor. Borsa bugün bundan olumsuz etkilenecektir açıkçası. Fakat bizim için esas önemli olan Ocak enflasyonu olacak. Dün attım tweet'te de söylemiştim. Ocak ve Şubat'ta esas düşüşleri göreceğiz diye. Fed'in ocağın sonuna doğru yapacağı toplantıda enflasyonla ilgili yeni bir şey söylemeyeceğini burada görüyoruz. Faiz falan bahsetmeyecektir. Ama yol belli. Çünkü Fed'in asıl etkilediği alan olan ürün enflasyonu sıfıra gelmiş durumda. Orada kalem kalem baktığınızda pek çok deflasyonist. Zaman zaman enflasyon böyle giriş gelişe olabiliyor. Burada görüyorsunuz ya böyle dümdüz düşen bir şey değil. Buralarda da bir indiydi çıktıydı indiydi çıktıydı ama ana trendi görüyorsunuz. Bugün borsa hafif tatsız geçebilir veyahut da o zaten fiyatlandığı için günün sonunda toparlanabilir. Şu anda algoritmalar borsa hafif düşürüyorlar. İzlemeye devam ama bu enflasyon konusu Amerika'da bir köklü değişim bize göstermiyor. Sorular ve yorumları her zamanki beklerim. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.